الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وعبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وتاعتي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون صدق الله العظيم Değerli kardeşlerim, öncelikle Rabbimize hamdolsun. Alemlere rahmet, Nur Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumamız mübarek olsun. Okumuş olduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Doğrusu sizin ümmetiniz, yani İslam ümmeti bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet ediniz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ise şöyle buyurmaktadır. Müminlerin birbirlerine olan bağlılığı, birbirine kenetlenerek inşa edilmiş bir binanın tuğlaları gibidir. Değerli kardeşlerim, sahabeden bir kişi Mescid-i Nebevi'de kendi aralarında sohbet ediyorlardı. O esnada sahabeden Selman radıyallahu anh mescide geldi. Bunun üzerine sohbet etmekte olanlardan birisi yanındakilere sırasıyla aileniz, soyunuz, sopunuz nedir diye sormaya başladı. Sohbet halkasında bulunanlardan her biri kendi ailesini, soyunu, sopunu överek zikretmeye başladılar. Nihayet bu şahıs Selman'a dönerek senin soyun sopun sülalen nedir ey Selman dedi. Aslında bu soruyla onu zor durumda bırakmayı arzuluyordu. Zira onun Selman'la arasında şahsi bir problemi vardı. Herkes Selman'ın ne diyeceğini merakla beklerken şu ibretlik sözler döküldü dilinden. Ene Selman ibnül İslam. Ben İslam oğlu Selman'ım. Küntü dallen fehedâni Allahu bi Muhammed. Ben dalaletteydim. Allah beni Muhammed aleyhisselam ile hidayete erdirdi. Küntü fekîran fe'anâni Allahu bi Muhammed. Ben fakirdim. Allah beni Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile zenginleştirdi. Küntü memlüken fe'atekni Allahu bi Muhammed. Ben köleydim. Allah beni Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile özgürleştirdi. Bu konuşmaları duyan Hazreti Ömer topluluğun yanına gelerek benim kim olduğumu, benim de soyumu sopumu öğrenmek ister misiniz diye sordu. Ve sonra dedi ki Ene Umer ibnül İslam Ehu Selman ibnül İslam. Ben de İslam oğlu Ömer'im. İslam oğlu Selman'ın kardeşiyim. Değerli kardeşlerim, din-i mübini İslam iki büyük temel üzerine inşa edilmiştir. Birisi tevhid, diğeri vahdettir. Tevhid, Allah'ın birliğine imandır. Allah'ın vahdeniyetini ikrardır.
Kur'an-ı Kerim bir tevhid kitabıdır. Bütün peygamberler ve Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir tevhid peygamberidir. Allah'ın bize farz kıldığı bütün ibadetler, namazımız, orucumuz, haccımız, kurbanımız, zekatımız, her biri birer tevhid eylemidir. Değerli kardeşlerim, tevhidten sonra en büyük temel ilke vahdettir. Müminler arasındaki birliktir. Birlik olmadan ümmet olmaz. Ümmet olmadan tevhid olmaz. Tevhid ve vahdet olmadan da Yüce Rabbimizin şu ayeti kerimesinin gayesi gerçekleşmez. Siz insanlar için var kılınmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliğe emreder, kötülükten alıkoyarsınız. Ve siz Allah'a iman edersiniz. Değerli kardeşlerim, bu ayeti kerime bizlere göstermektedir ki İslam ümmetinin en büyük gayesi yeryüzünde iyiliği egemen kılmak, kötülüğü ortadan kaldırmaktır. Her daim ahlak, adalet, fazilet ve iyiliğin yanında yer almaktır. Her türlü kötülüğün, şerrin ve batılın karşısında durmaktır. Nerede bir zulüm, bir haksızlık, bir adaletsizlik varsa ona engel olmak için gayret göstermektir. Zira bu güzellikler Rabbimizin övgüyle söz ettiği en hayırlı ümmetin vasıflarıdır. Değerli müminler, tevhide karşı en büyük günah, en büyük zulüm şirktir. Allah'a ortak koşmaktır. Tevhidi bozmaktır. Allah'ın vahdaniyetini ikrardan, ona imandan yüz çevirmektir. Vahdete karşı en büyük günah ise tefrikadır. Ümmeti bölmektir. Ümmeti parçalamaktır. Bozgunculuk yapmaktır. Ümmetin arasına fitne, fesat ve nifak sokmaktır. Asabiyet, kin, öfke, nefret gibi cahiliye kalıntılarıyla kardeşleri birbirine düşürmeye çalışmaktır. Değerli müminler, bugün müminler topluluğu olarak ümmet bilincini yeniden inşa etmeye ihtiyacımız var. Bugün İslam coğrafyasında barış ve esenliği, şefkat ve merhameti, hak ve hakikati yeniden egemen kılmaya ihtiyacımız var. Unutmayalım ki örnek ümmet olabilmenin yolu gönülleri bir, gayeleri bir, samimiyet ve sadakatle bezenmiş kardeşler olmaktan geçmektedir. Değerli müminler, hutbemizi şu duayla bitirmek istiyorum. Allah'ım, bozgunculuktan, düşmanlıktan, nifaktan, ihanetten ve kötü ahlaktan sana sığınırız. Bizleri bu kötülüklerden muhafaza eyle. Ümmeti Muhammed'i yeniden ve ebediyen aziz bir ümmet eyle Allah'ım. Ettâ'im minenden bi kemellâ zembele. Estağfirullah al-azim ve etûbi ileyh ve es'alullah li ve lekum et-tevfîk. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد كلمة الحق والدين. اللهم إسلام ومسلمانlara yardım eyle. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bizlere dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, anne babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. İbadallah, innallâhe ye'muru bil adli vel ihsâni ve îtâidil kurbâ ve yenhâ anil fahşâi vel munkeri vel bagî ya'idukum leallekum tezekkerûn. Ey Allah'ın kulları, muhakkak Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.